Yasin'e alkış veriyorum hocam. Alkış. 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 İnsan böyle bir salona koşarak geliyor da bomboş görünce bir böyle içim burkuldu ama. Dur. Olsun be. Alkış verdim yanlışlıkla. Arkadaşlara söyleyelim. Nasıl alkış varsa yani seyirci, onlar da seyirci varmış gibi. Evet olarak. Evet. Ben alkışını verdim mesela yani. Yani coşkulu olması salonda lazım. Salonda kimse yoksa da böyle bir alkış varsa Yasin'in yadırgaması gerekiyor değil mi? Nereden geliyorsun? Yani ben eski günlere mi döndüm falan? Devam. O güzel günler de gelecek. İşte o güzel günlere ilk adım olarak biz burada tekrar geldik. Başlıyoruz. En kısa zamanda siz de tekrar böyle yerlerinize bekliyoruz. Evet şimdi... Bir dakika. Şimdi gene arkadaşlara söylememiz lazım. Bu yayında da söylemiş olayım. Şimdi salonda kimse olmadığına göre varmış gibi boş koltuklara oynamaya gerek yok. Kameranın gözüne zaten var. Bir göz var ve milyon insanı kapsıyor. Yoksa boş koltuklara varmış gibi konuşamıyor, yoksunuz diyor. Gülme verdim. Ha benim laflarıma da dur. Evet. Benim laflarıma da gülme. Şaka. Tamam bana da yakın yere koy bazen ben tamam. De. Sema Özkan yazdı. Recai Skeci gelecek. Bu bir A dizisi parodisi. A dizilerinin tipik özellikleri var. Esas oğlan, aynı zamanda ağa, aynı zamanda iş adamı. Bu esas oğlana aşık esas kız. Abartılı şiveler, yersiz şiddet, intikamdan doğan, integraldan daha zor bir masal. Recai geliyor, Sema Özkan yazdı. İyi seyirler diliyorum. Buraya yer bulalım. Alkış. Asfalt beyler ve şapoğulları birbirine ne zamandır sürdüğünü, nereden başladığını tam anlayamadığımız bir düşmanlık güdüp, intikam almaya ant içip, konaklarda ikamet edip, illaki bir ağlık sistemiyle yaşıyorlardı. Babaannem. Viran, aslanım. Artık bu şapoğullarından intikam alma vakti gelmiştir. Ananın, babanın, 30 yıldır döktüğüm yaşın, içimdeki savaşın, Midyat'ta kalan 200 büyükbaşın intikamını sen alacaksın oğul. Merak etme babaannem. Hepsini öldüreceğim. Yok. Öldürmek yok. Ölmek kolay. Sen onları ölmekten beter edeceksin. Misal kendini başka biri gibi tanıtıp kızlarını kirletebilirsin. Kızların kirlenmesi çok büyük intikamdır. Çünkü kızlar hemen kir tutar. Misal oğlanlar kirlenmez. Merak etme babaannem. Artık bu karaları giymeyeceğiz. Zayıf gösteriyor diye siyah giyiyor. Ben de bir anla asfalt değsem o şapollarının adını bu dünyadan sonsuza kadar sileceğim. Sana söz. Bilir misin oğul? Neyi? Bir evi iki şey ayakta tutar. Nedir? Aile şerefi ve zigon sehpa. Senin sözün benim sözümdür babaanne. İntikam. Tamam onu anladık. Başka bir şey söyle. Oğlum. Yavrum. Yıllardır çektiğim acılar, yaktığım ağıtlar, dinlediğim hard rock parçalar hepsi senin yoluna kurban olsun. Biran, senin gerçek karın benim. Bunu unutma. Sürün. Yeter artık, ağlama. O kızı isteyeceğiz. Babaanne, bir şey demeyecek misin? İntikam. Ya ne intikammış arkadaş? Yedin bitirdin bizi yıllarca. Bana bak Pakize Hanım. Bir daha kızıma vurursan... Kim vurdu? Kim vurdu ya git. Ya yeter daha vurmayın artık ama ya. Ya ağzım yamuldu. Hatırla bir an askerliği neden yandıydı? Çavuşu tokatlamış. Ya bak Pakize Hanım, bir daha kızımı, sülünümü üzersen bildiklerimi söylerim bilesin. Destan. Ana. Bir şey mi biliyorsun? Bir şeyler biliyor olabilirim. Peki senin bildiğini onlar biliyor mu?
Bildiklerimi bilip bilmediklerini bilmiyorum ama biliyorlarsa da benim bildiğimi bilmiyorlar. Senin dillerin ne der anne yenge? Ne oldu? Korktun mu damat, yeğen, kayınço, kuzen? Yok, senin dillerin ne der anlamadım yani. Yeter. De gidin artık. Midyat'a dönüyoruz. Beni yalnız bırakın. Uzaklara bakacağım. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan, yaptıkları planlarla coşan Asfalt Beyler nihayet Şapoğlu konağına varmıştı. Viran karısını kardeşi, yengesini annesi, kendisini de Şirin Baba olarak tanıtmış. Yok, burada biralar karışık biraz. Şapoğullarında ise kızları Yade'nin Viran'la sözü kesilecek diye hazırlık yapılmıştı. Peki ama sonrasında acaba, oysa, kim bilir, yoksa belki de neler olacaktı? Viran gerçekten Yade ile sözlenecek miydi? Hadi kızım, sen kahveleri yap da sözünü keselim. Tamam anne. Vallahi tamam, hadi sallanma. Aa, sahiden sözümü keselim. Hoş gelmişsiniz. Rahat geldiniz inşallah. Hoş bulduk. Rahat geldik maşallah. Babamın da dediği gibi hoş gelmişsiniz. Abimin de söylediği gibi hoş gelmişsiniz. Kocamın da dediği gibi hoş gelmişsiniz. Anamın da dediği gibi hoş gelmişsiniz. Bozuk! Ataların buradayken sana laf düşmez. Dedol dedol. Bunlar da oğullarım falan Şapoğlu'yla işte filan Şapoğlu. Çok memnun olduk. Kusura kalmayın. Şivem geldi. Yok. Bize de oluyor. Havadan. Biz de çok memnun olduk Destan Hanım. İşte bu da güzel torunum Yade'nin annesi hanım. Hoş bulduk hanım hanım. Nasıl? Hanımcığım. Ne? Hanım kadın. Öyle mi, o nedir? Ne diyeceğim ya? Boş ver, bir şey deme. Ziyanı yoktur. Ne de olsa yakında dünür dersiniz değil? Sen hele Hüsan'ım. Tamam bey. İşte güzel torunum Yade de geldi. Canım torunum. Bir tanecik torunum. Ya. Benim... Canımsın sen benim, tek torunumsun. Yade de. Ha, bir tane daha torunum vardı. Bu da Beyran. Diğer torunum. Beyran. Çok teşekkür ederiz kızım. Evet efendim, sebebi ziyaretimiz belli. Nedir? Ben bayağı merak ediyordum Mardin'in Midyat'ı falan. Canım. Ha, evet. Efendim, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle oğlumuz Viran'a, kızınız Beyran'ı istiyoruz. Vay lamine. Siz benim kızım Yade'yi değil de aramızda kıskançlığın bitmediği abimin kızı Beyran'ı mı istemeye geldiniz? Babu. Müsaadenizle biz buna biraz şaşıracağız. Beyran'ı mı? Beni mi? Kızım! Ya baba, ne yapıyorsun? Bir dakika, bir saniye. Sizin ağzınız neler söyler? Biz sizi Yade için bekliyorduk. Ben Beyran için geldim. Ne? Aman, Beyran için. Bu iş olamaz. Bozat! Nataların varken sana laf söylemek düşmez. Çık dışarı! Ya dedo, dedo! Vallahi biz Beyran için geldik. Şimdi biz Viran'ı iyi biliriz. Ama sormak adettendir. Oğlumuzun içkisi, kumarı var mıdır? Hepsi var. Bir kara eksik işte. Sürün! Cevabınız nedir falan bey? Babo. Söyle oğlum. Size bir yol var. Oğlum onu mu diyorum sana ya? Cevabı ver. Ya babo,
Ben ne diyeyim? Sen ne diyorsun? Söyle, cevap verirsen. Evet, 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 evet. Cevap ver diyorsun. Evet, evet, evet. Sen ver. Verdim gitti. Hayırlı uğurlu olsun. E tabii önce bir kızımıza da sormak lazımdır. Çok. Baba yapma, Allah aşkına yapma. Öyleyse yüzükleri takalım. Haydi. Allah mesut etsin. Beyran. Dur, bir şey söyleme. Önce müziğin altında birazcık bakışalım. Doğru dersin. 150 dakikayı doldurmak lazım. Biron. Söyle. Ya da söyleme. Daha müzik üstü dans edeceğiz. Doğru dersin. Bu kadar oynadığımız yeter. Al sana! Kahve! Al sana! Pişnem suyu! Al sana! Çimen leçesi! Kızınızı kirlettim. Artık bu iş bitmiştir. Aman ya Rabbi! Biz bu zorlu lekelerle nasıl başa çıkacağız? Müsaadenizle, biz buna biraz şaşıracağız. Namusumuzu iki paralık ettin. Adımızı üç paralık ettin. İyi bari, adımız namusumuzdan daha çok para ediyor. Şerefimizi beş paralık ettin. Bakın, gitgide artıyor. Kur farkından olabilir. Sen karışma yenge. Yenge mi? O senin annen değil miydi? Hayır, annem değildi. Senin derdin ne, Viran? Ya yeter! Bize niye vurup duruyorsunuz be? O Beyran'ın cezası bellidir. Beyran, git şu köşede tak ayak üzerinde bekle. Ya baba, yeter artık. O benim kızımdır. Ben de veririm cezasını. Ne kızı ha, ne kızı? Getirdin elin kızını, bizim adımızı verdin bir de. Ne? Sen benim babam değil misin? Ay, ne oluyor be? Ne bileyim hanım, gaza geldim ben de. Ya senin derdin nedirdir ki böyle yaparsın Viran? Pakize. Nasıl? Ne oldu? Koyduk mu? Demek sendin ha? Bendim. 30 yıl önce bir yemin ettim Nasip Şapoğlu. Dedim ki Midyat'taki konağa bir kat daha çıkacağım dedim. Tanıdık şeyler var. Numarasını verirsin. Vereceğim, sonra vereceğim. Herkes bilsin. Asfalt Beyler Midyat'a geri döndü. Viran Recai Asfalt Bey benim torunumdur. Ne? Seni sevmiştim Viran. Asıl ben sevdim Viran'ı. Sen sevdiğimi elimden aldın. Yetti be. Viran aslında benim kocam. Ne? Ben de Beyran'ı seviyorum. Ne? Viran aslında falan Şapoğlu'nun oğludur. Ne? Ben evde yalnızken tuvaletin kapısı açık işiyorum. Ne? Ya yeter be, yeter. Ortada 75 tane sır vardır, 85 kişi biliyor. Ya nedir sizden çektiğimiz? Ha? Siz erkekler bütün intikamınızla, şiddetinizle kadınlardan çıkarıyorsunuz. Kalk kızım, siz kadınlar da gidiyorsunuz,
Ne demek oluyor bu? Anında şu demek oluyor. Haydi hanımlar, sıra bizdedir. Ne haber baba? De haydi hanımlar, daha ekmek yapacağız. Haydi. Şimdi ne olacak babam? Allah aşkına bir şey söyle baba. Şapoğulları şapo oturmuştur. Skeç bir parodi ve muhteşem başlıyor. Zaten o neydi o dizi? Hercai. Hercai. Hercai başarılı bir dizi ve başarılı olduğu için insanlar biliyorlar. Ve o yüzden parodisi yapılabiliyor. Yani genellikle parodi bir orijinal işe kendini borçludur. Ondan istifade eder ve onu hicveder. Burada da bence çok sağlam bir hicve. Bence bir kere yani kostümüyle bilmem. Alkış. Çünkü kadına şiddet çok hassas bir konu. Onu eleştiriyor. Ken onu uyguluyor gibi durma, yani geçici bile olsa düşmemek lazım. Hocam bir de şey vardı. Siz diyordunuz ya, biz bazen parodi yapıyorduk. Bilmeyen de, diziyi bilmeyen de gülsün. Yani güler. Çok buna güler. Bilmiyorum ben. Şundan ötürü, ben de bilmiyorum. Şundan ötürü güler. Şimdi bir tarihte ben de yazmıştım. Sıla evet. Dizisinin hatırlarsanız internette kendisine rastlamak mümkün. Evet. İki tane öyle cüretkar değil. parodi yapmıştık. Zaten yani Doğu dizisi diye tanımlanan şeyin kodları belli zaten. Yani o kodlarla ilgili çok eğlenceli, güzel olmuş. Ben buraya beyran içip geldim. Ne? Ben buraya beyran için geldim. Mesela bu sahnede benim lafım olsa ben bunu kesin gülerek oynarım. Evet, güzel skeç. Aferin çocuklar. Recai, ha gelelim bir tane kötü tarafı. Ha Recai, Hercai'den bir harf oynatıp Recai yapmışlar. Recai. Benim jetonum geçmişti fakat Recai diye duyduğumuzda da... Yani, tam o skeçten sonra ismin kıymeti bilinen tarz skeç. Evet, devam. Çok güzel örgütler bunlar.